Arkadaşlar kısa yeniden merhaba, Volkan Manav ben. Biliyorsunuz bu YouTube'u Twitter gibi kullanmayla ilgili bir isteğim var. Uzun zamandan beri böyle bir şeyim var. Hatta bunu önümüzdeki dönemde başka bir boyuta getirmeyi de hedefliyoruz. Şimdi hemen kısa haberlerle size devam edeceğim. Biliyorsunuz OnePlus 9 ile ilgili, bu Hasselblad ile ilgili arkadaşlar. Bununla ilgili şey yaptım. Bir video çekmiştik ve o teknolojinin ne olduğunu sizlere sunmuştuk. Onu da mutlaka şuralardan bir yerden paylaşalım. Mutlaka izleyin. Telefonlar bugün ortaya çıktı. Normalde OnePlus 23 Mart tarihinde tanıtacak, 24 Mart tarihinde verecek, dumanı gidecek. Şöyle söyleyeyim, çok fazla ülkede satışa sunulacak telefon ve gördüğümüz kadarıyla demeyeyim ama benim böyle aldığım duyumlar böyle işte şeyler falan. Yani Türkiye'de de 24 Mart'ta bakın bu telefon satışa sunulursa vallahi ben şaşırmam, çok net söyleyeyim. Çünkü OnePlus Türkiye'ye güçlü bir şekilde girmek istiyor ve OnePlus'ın da çok ciddi bir hayran kitlesi var. Umarım dediğim gibi OnePlus 9'da da özellikle 9 ve 9 Pro'da Türkiye'de büyük satış rakamlarına ulaşabilir diye umut ediyoruz. Çünkü gerçekten alternatif bir telefon. Kim ne derse desin ya, OnePlus kullanmayan insanlar bunu çok fazla bilmez. Ben dediğim gibi OnePlus One bende var, hatta yakın bir zamanda göstereyim. İlk OnePlus One da hala bende duruyor. Onu da yakın zamanda göstereceğim size. Nerelerde telefon acaba onu bilmiyorum ama telefonu bulup size paylaşacağım. Şimdi OnePlus 9 ve 9 Pro arkadaşlar bugün resmen ortaya çıktı. Telefonlarla ilgili bilgiler de ortaya çıktı. Hemen şöyle söyleyelim. Şimdi biliyorsunuz aslında bunu daha önce paylaşmıştım size. OnePlus 9'un 4K'da 120 FPS çekim gücüne kavuşabileceğiyle ilgili söylenti artık ayyuka çıktı ve gerçekten de bu doğrulandı. Bence çok önemli ve çok değerli bir şey. 4K'da 120 FPS deniyor. Gerçekten bunu deneyimlemek istiyorum. Bununla beraber OnePlus 9 Pro modelinde arkadaşlar 6.7 inç büyüklüğünde 3220x1440 piksel çözünürlüğe sahip. Yani bunu aslında 2K'da denilebilir ama genelde ben bunu 3K diyorum. Çünkü orada hani artık 3120'ye çıkınca 2K demek ya, 2K'da diyebilirsiniz ama 3K'da diyebilirsiniz. Ve burada baktığınız zaman bu telefonda 120 Hz'de ekran tarama hızına sahip olacak. Tabii ki o bir AMOLED ekranla gelecek telefon. Şimdi burada yani Pro modelinde, OnePlus 9 Pro modelinde 4 tane kamera olacak arkadaşlar. Bu kameralardan birinci kamera 48 megapiksel değerinde yeni nesil Sony IMX789 olacak. İkinci kamera ise 50 megapiksel değerinde Sony IMX766 sensör ve bu ultra geniş açı sensör olacak. Bununla beraber arkadaşlar bir OmniVision'ın geliştirmiş olduğu 8 megapiksellik bir telefoto lens var ve bu 3.3'e kadar da optik zoom yapabildiği söyleniyor. Bununla beraber de arkadaşlar makro çekim ve derinlik içine kullanılabilecek 2 megapiksellik bir ekstradan bir kamera da bu telefona yerleştiriliyor. Ön kamerada ise arkadaşlar 16 megapiksel yeni nesil IMX471 selfie kamerası bulunacak. Hakikaten telefon kamera tarafında çok ama çok iddialı. OnePlus artık Hasselblad firmasıyla da bir anlaşma yaparak hem onların teknolojilerini hem de yazılımlarını, zaten bunu dediğim gibi diğer videoda çok detaylı olarak anlattım, tekrar anlatmayacağım. Hem yazılımlarını hem de dediğim gibi onların teknolojilerini kullanarak, onların laboratuvarlarını kullanarak çok daha farklı bir noktaya, özellikle kamera tarafını bizlere götürecek. Şöyle söylemek lazım arkadaşlar, bu telefonun 12 bit RAW formatında fotoğraf çekebilmesi falan fotoğrafçılar için bence oldukça önemlidir diye düşünüyorum. Bu arada 4K'da 120 FPS çekecektik ama 8K'da da 30 FPS'ye çıkıyor arkadaşlar. Yani bildiğiniz üzere 8K bugün çeken kamera telefonlar var mı? Var. Ama hepsi 24 FPS çekiyordu ve dediğim gibi biraz da akıcılıktan uzaktı. Ama dediğim gibi burada artık 8K'nın da 30 FPS'ye çıktığını görüyoruz. HDR video kaydı falan filan, bunlara hiç girmiyorum bile arkadaşlar. Çok net söyleyeyim. Odaklama tarafında zaten 1 milisaniyeye kadar odaklamayı düşürdüğünü söylüyor OnePlus. Yani bu insan gözünün odaklama süresiyle aynı olduğunu söylüyor. Bunu hep beraber göreceğiz. Bununla beraber arkadaşlar geniş açı sensörde distorsiyon denilen arkadaşlar bu eğimin tamamen ortadan kaldırıldığını söylüyor OnePlus. Biliyorsunuz bu yatay, hatta şimdi onu da getireyim size. Yatay düzlemde bir fotoğraf çektiğinizde geniş açıyla işte o yan tarafların biraz daha böyle yuvarlandığını görürsünüz. Normal bir binanın, ama burada dediğim gibi o sorunun da tamamen ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Biraz OnePlus 9'dan bahsedelim. Herhalde daha alınabilir modellerden bir tanesi. Şimdi OnePlus 9 modelinde ise 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran olacak. Tabii ki bu ekranı çözdüğünüzde Full HD olacak. 120 Hz tarama hızı yine bu telefonun devam edecek ve AMOLED ekranla bu telefon gelecek. Şimdi OnePlus 9 modelinde 4 kamera değil, bunlardan bir tanesi ana kamera olacak. Diğeri arkadaşlar tabii geniş açı sensör olacak ve bununla beraber de bir de 2 megapiksellik muhtemelen bu makro ve derinlik sensörünün aynı anda kullanıldığı bu sensörde bu telefonda yer alacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada telefoto kamera arkadaşlar bu telefonda olmayacaktır. Her iki telefonda da yani pil tarafında arkadaşlar 4500 mAh civarında bir pil göreceğiz ve
iki telefonda 65 watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı söylenen bilgiler arasında. Açıkçası OnePlus 9 modellerini heyecanla bekliyoruz. Şu an göründüğü kadarıyla da oldukça güzel görünüyor telefonlar. Renkler de muhteşem görünüyor. Yani çok net söyleyeyim, ben OnePlus 9 serisinin ülkemizde ciddi anlamda başarıya ulaşabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde OnePlus 9 geldiği zaman da mutlaka arkadaşlar ilk nesil OnePlus'ı da bulup mutlaka bir yerlerdedir. İlk nesil OnePlus 1'ı da bulup arkadaşlar mutlaka ikisini karşılaştıracağıma söz veriyorum. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ha bu arada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Saat 14.15 civarlarında canlı yayına gireceğim. Oppo Find X3 Pro ile ilgili. Mutlaka bunu da izleyin.